Hiç beklemediğiniz bir anda harici hard diskiniz ya da flash belleğiniz bilgisayar tarafından tanınmadı. Harici hard diskinizin içerisinde sizin için çok önemli bilgiler var. Bu nedenle paniklediniz. Gitti bütün bilgiler. Bu işlem çoğu zaman herkesin başına gelebilir. Burada önemli olan soğukkanlı olmak ve panik yapmamak. Çünkü bu sorunun çözümü gayet basit. Peki neler yapmamız gerekiyor? Hadi başlayalım. Bu sorunun temel nedeni kullandığınız harici harddisk veya flash belleğinizi bilgisayara takılı haldeyken, yani çalışır durumdayken birdenbire aniden çıkarmanızdır. Maalesef çoğu insan usandığı için harici harddisk veya kullanmış olduğu flash bellekleri bilgisayardan güvenli bir şekilde sonlandırıp sonra çıkarmak yerine direkt kabloyu çeker ya da cihaz flash bellek ise belleği direkt çıkarmayı tercih eder. Her ne olursa olsun kullandığınız ister flash bellek ister harici hard disk olsun, bilgisayarda güvenli kaldır seçeneğini kullanarak kaldırın. Aksi takdirde sizin de başınıza birazdan anlatacağım sorunlar gelebilir. Hiç beklemediğiniz bir anda harici hard diskinizi ya da flash belleğinizi bilgisayara takınca erişilemiyor hatası aldınız. Harici hard diskinizin içerisinde sizin için çok önemli bilgiler var. Bu nedenle paniklediniz. Gitti bütün bilgiler. Çıkarıp tekrar taktınız. Yine aynı hatayla karşılaştınız. Bu işlem çoğu zaman herkesin başına gelebilir. Burada önemli olan soğukkanlı olmak ve panik yapmamak. Çünkü bu sorunun çözümü gayet basit. Sakın hard diskinizi veya flash belleğinizi farklı bir bilgisayarda çeşitli kurtarma programları ile kurcalayıp iyice bozmayın. Böyle bir durum başınıza geldiği zaman yapmanız gereken tek şey sakin olup tarif edeceğim şeyleri yapmanız. Masa üstünde bilgisayar simgesine tıklıyoruz. Bilgisayara takılı hard diskler karşımıza çıkacak. Arızalı olan aygıtımız yerel disk F olarak görünüyor. Tıklıyoruz ancak erişemiyoruz. Kapatıyoruz ve neden erişemediğimizi anlayabilmek için başlat menüsüne sağ tıklayıp orada aygıt yönetimi bölümünü seçiyoruz. Açılan sayfada disk yönetimine tıklıyoruz. Kısa bir süre bekledikten sonra bilgisayarda yerleşik olarak konumlandırılan bütün hard diskleri görebiliyoruz. Alt bölümde F diski bizim açılmayan diskimiz. Bu F diskimiz garip bir şekilde RAW disk haline dönüşmüş. Bildiğiniz gibi RAW olan diskleri Windows okuyamıyor. Şimdi gelelim çözüme. Masaüstünde arama bölümüne CMD yazıp Enter diyoruz. Açılan komut dizinine videonun altında da vermiş olduğum ifadeyi siz de aynen yazın. CHKDSK boşluk bırakıp slash F yazıp tekrar bir boşluk bırakıyoruz. Sonra diskimizin yerini bulacağız. Arızalı olan diskimiz F sürücüsü. Buna da F iki nokta üst üste deyip Enter diyoruz. Panik yapmadan başınıza böyle bir durum geldiği zaman ilk yapacağınız iş bu olmalı. Eğer böyle yaparsanız çok kısa bir süre içerisinde komut sistemi arızalı olan hard diskinizi yani RAW olan sürücüyü kurtarıp NTFS bölümüne dönüştürecektir. Böylelikle siz de bilgilerinize kavuşmuş olacaksınız. Bütün işlemler bittikten sonra hard diskinizin açıldığını görürsünüz. Artık komut dizeline exit yazıp işlemden çıkabiliriz. Bu arada siz büyük harflerle değil küçük harflerle exit yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.